Merhabalar, Lezzetli Tam kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün daha önce hiçbir yerde görmediğiniz şahane bir süt böreği tarifi yapıyorum. Hemen tarifimize sosun yapımıyla başlayalım. Genişçe bir kasenin içerisine bir adet yumurtamı aldım. Yumurtayı çırpıcı yardımıyla iyi bir şekilde çırpacağım. Mümkün olduğunca sosu hazırlayacağınız kasenin büyük olmasına dikkat edin. Malzemeleri çırparken kolaylıkla işlemlerimizi yavaş yavaş sağlayabilelim. Yumurtanın üzerine 2 yemek kaşığı yoğurt ilave ediyorum. Yoğurt yumurtanın içerisinde tamamen çözününceye kadar çırpacağım. Şimdi üzerine 1 çay kaşığı kabartma tozu ve 1 çay kaşığı da tuzumu ilave ediyorum. Özellikle kabartma tozunun sosun içerisinde tam olarak dağılması için yine güzel bir şekilde çırpacağım. Bu malzemelerin üzerine 1 su bardağından 1 parmak eksik sıvı yağ ve 4 su bardağı sütümü ilave ediyorum. Tüm malzemeler birbirleriyle iyi bir şekilde harmanlayıncaya kadar bu sosumu çırpacağım. Sosum hazır. Şimdi fırın için uygun bir tepsiyi aldım. Hafif bir şekilde alt tabanını yağlıyorum. İlk yufkamı altına sereceğim. Toplamda 5 adet yufka kullandım. İlk 2,5'unu tepsimizin altına, sonrasında peynir yerleştirdikten sonra kalan 2,5'unu da peynirimizin üzerine yerleştirecek şekilde tepsimin içerisine yufkaları dizeceğim. Özellikle vakti olmayanlar için 5 dakikada da hazırlayıp sosunu ilave ettikten sonra bekleyeceksiniz. Bu bekleme süresi içerisinde siz kalan diğer işlerinizi yaparken böreğiniz de hazırlanmış olacak. Sonrasında sadece fırına vermeniz gerekecek. İlk yufkamı yerleştirdim. Üzerine ikinci yufkamı yerleştiriyorum. Yufkalar böyle diğer böreklerde olduğu gibi düz bir şekil almayacak. Gördüğünüz gibi dağınık olacak şekilde yufkalarımı yerleştiriyorum. Kırış kırış. Üçüncü yufkamı ortadan ikiye böleceğim. Bir parçasını alt kısmına koyacağım. Diğerini de peynirin üzerine yerleştireceğim. Yufkaları dizerken dikkat edeceğimiz husus şu. Yufkaları dizme aşamasında böreğimizin bir tarafının kalın, bir tarafının da ince gelmemesi için eşit olacak şekilde yufkaları mümkün olduğunca yerleştirelim. Yufkamı tepsiye dizdim. Üzerine bir kase dolusu salamura peynirden yerleştiriyorum. Tercih bağlı lor peynir de kullanabilirsiniz. Gerçekten bu iki peynirle böreğiniz son derece lezzetli oluyor. Artık kalan son 2,5 yufkamı da peynirimin üzerine yerleştirebilirim. Yine dağınık kırış olacak şekilde yerleştireceğim. Dikkat edeceğimiz tek husussa en üstüne gelecek yufkanın tepsinin boyutunda olması. Onu da göstereceğim. Su böreğini seviyorsunuz ancak su böreğiyle uğraşmak istemiyorsanız bu gerçekten tam size göre bir börek ve emin olun da su böreğinden gerçekten kat kat daha lezzetli. Ya da hamur açma, hamur yapma, yufka açma gibi sorunlarla uğraşmadan hemen şipşak bir börek yapmak istiyorsunuz. Gerçekten bulabileceğiniz en güzel börek tarifi bu diyebilirim.
Artık son yufkasını koydum. Son yufkasını şimdi tepsi boyutunda keseceğim. Bıçak kullanmanıza gerek yok. Ellerinizde fazla olan parçalarını koparabilirsiniz. Kestikten sonra bu yufkamı kenara alacağım. Bu yufkamdan artan parçaları da yine diğer yufkalarımın üzerine yerleştireceğim. Parçaları tamamen böreğin üzerine yerleştirdikten sonra düzgün bir şekilde kesmiş olduğumuz yufka parçasını da böreğimin üzerine yerleştirip sonrasında kare olacak şekilde keseceğim. Böreğimi kestikten sonra hazırlamış olduğum sosumu tüm böreğin üzerine eşit olarak gelecek şekilde dökeceğim. Sosu tek seferde böreğin üzerine boca etmek yerine bir kepçe yardımıyla dökmenizin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde böreğinizin bir tarafı yumuşak, bir tarafı da kuru kalmayacak. Tamamen eşit şekilde yumuşak bir börek elde edeceğiz. Tüm sosu döktükten sonra böreğimi 45 dakika dinlendireceğim. Bu arada böreğim sosunu çekecek. Sonrasında sosunu çekmiş olan böreğimi önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişireceğim. Böreğim fırından çıktı. Şahane bir kokusu var böreğin ve gerçekten de şu anda şahane bir görüntüsü var. Garanti ediyorum, gerçekten de efsane bir lezzeti var. Mutlaka hepinizin evlerinde denemesini tavsiye ediyorum. Zaten bu böreği denedikten sonra muhtemelen börek favori böreğiniz olacak. Böreğimi tepsiden çıkarıyorum. Yumuşak, hamurlaşma olmayan, gerçekten çok lezzetli bir tarif. Şöyle sizlere bir dilim böreğimin içerisinde açıp göstermek istiyorum. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni bir Lezzeti Tam kanalı videosuyla görüşünceye dek şimdilik hepiniz hoşça kalın.